Liko? Kılavuz gibi uykucusun. Liko? Oo, duymuyor bile. Ha? Aa, merhaba arkadaşlar. Merhaba Lili. Sizi gördüğüme çok sevindim. Yeni bir oyun oynayalım diye Liko'nun yanına geldim ama baksanıza horul horul uyuyor. Bunu uyandıralım mı, ne dersiniz? Evet. İzleyin şimdi. Ay. Çok yaşa Liko. Ay sen de gör Lili. Ne zaman geldin? Horul horul uyuyordun. Bir türlü uyandıramadım. Aa, günaydın arkadaşlar. Günaydın Liko. Sizi görmedim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi Liko, canlan biraz. Uyuşuk uyuşuk oturma, kalk. Hep beraber hoş geldin şarkımızı söyleyelim. Aa, hadi siz de kalkın arkadaşlar. Hep beraber. Bugün ne olacağız acaba? Kılavuzu uyandırmadan bunu bilemeyiz. Hadi kılavuzu uyandır ve şarkımızı söyleyelim. Bu harika bir fikir Lili. Hadi söyleyelim. Aha! Hadi kılavuzu buraya çağıralım. Oyunumuzun ne olduğunu soralım. Eğer yine oyunu bize söylemezse ona sarılıp bir güzel gıdıklayalım. Ben gördüm. Siz de kılavuzun nerede olduğunu görüyor musunuz? Evet, işte orada. Buralardan biri beni çağırdı galiba. Yaşasın! Kılavuz geldi, kılavuz geldi. Merhaba kılavuz. Merhaba Lili, merhaba Liko. Ay. Hadi oyunumuzu seçelim kılavuz, hadi ne olur. Tamam. Ve işte bugünkü oyunumuz. Nedir bu kılavuz? Bilmece bildirmece oyunu. Bilmece bildirmece oyunu mu? Evet. Ay arkadaşlar, çok şanslısınız. Bu oyun çok eğlencelidir. Çok severim. Nasıl oynanıyor kılavuz? Şimdi labirentte sizi bekleyen 3 bölüm var. O 3 bölümde asılı panolar var. Aha, anlatması bile çok zevkli. Ve bir de bir bilmece kutusu. Bilmece kutusu mu? Evet Liko, bilmece kutusu. Üzerindeki düğmeye basınca size şarkılı bir bilmece soracak. Aa, harika. Önünüzdeki panodaki çeşitli resim kartlarından birinde bilmecenin cevabı olacak. Doğru olanı bulup alacaksınız. Aa, çok heyecanlı görünüyor. Ay, bayıldım mı bilmece oyununa? Evet, ben de bayılıyorum. Ne diyordum? Labirentin çıkış kapısında seçtiğiniz 3 kart için ışıklı bölümler olacak. Doğru olduğunu düşündüğünüz kartları buraya yerleştireceksiniz. Tabii kum saati akmaya devam edecek. Ve eğer doğru yanıtların kartlarını seçtiyseniz kapı açılacak ve oyunu başarıyla tamamlamış olacaksınız. Ay, gerçekten çok heyecanlı görünüyor. Evet Liko, bu benim en sevdiğim oyun. Kılavuz, madem en sevdiğin oyun bu, sen de bizimle oyna bugün, olmaz mı? Aa, bu harika bir fikir Lili. Evet kılavuz, sen de bizimle oyna. Ben de mi oynayayım? Evet. Şey, bilmem ki. Hadi kılavuz, yapabilirsin. Tamam o zaman. Çok yaşa kılavuz, çok yaşa. Aha, kılavuz olacak, yaşasın. Ha, harika. Aa, ama kum saatini kim tutacak? Kim bize süremizi hatırlatacak? Aa, bunu hiç düşünmemiştim. Ne yapalım o zaman, oynamam bende. Bir dakika, bir dakika. Aa, benim bir fikrim var. Arkadaşlar, bugün kılavuzun yerine oyunu siz yönetir misiniz? Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu oyunu oynamayı çok istiyordum. Çok seviyorum. O zaman kum saati azalınca bizi hatırlatın, anlaştık mı? Anlaştık.
Hadi o zaman doğru labirenti. Ben hazırım. Ay ben de. Ben de. Ha? Hadi arkadaşlar şimdi sıra sizde. Üçe kadar sayıp oyunu başlatabilirsiniz. Biz hazırız. Çok heyecanlıyım. Nerede bu bilmece kutusu? Aa gördüm. Bakın işte şurada. Şimdi ne yapıyorduk? Kırmızı düğmeye basıyoruz. Kırmızı, sarı, yeşil ağaçta yetişir. Faydalı bir meyvedir. Çok lezzetlidir. Aa duydunuz mu arkadaşlar? Evet. Kırmızı, sarı, yeşil ve ağaçta yetişen ne olabilir? Bilmecede... Bunun ağaçta yetişen bir meyve olduğunu da söyledi. Bakalım burada neler var? Bir şemsiye. Aradığımız şey bir şemsiye olabilir mi arkadaşlar? Hayır. Doğru. Şemsiye bir meyve değildir. Şemsiye bizi yağmurdan, kardan koruyan bir eşyadır. Burada bir top var. Kırmızı, sarı, yeşil rengi olan ve ağaçta yetişen bir top olabilir mi? Olamaz. Bence de olamaz. Bence de. Son olarak bir elmamız var. Peki sizce kırmızı, sarı ve yeşil rengi olan ağaçta yetişen şey elma olabilir mi? Evet. Çok yaşayın. Yaşasın bulduk. Hadi koşalım işliyor. Doğru hadi. Hadi koşun. İşte ikinci bilmece. İşte bastım. Ay çok heyecanlı. Suda gider ama balık değildir. İki küreği var, binilip gezilir. Ha? Hayda bu ne ki şimdi? Suda gidiyor ama balık değil. Balıklardan başka suda giden ne var? Onu bulmamız gerekiyor bence. Katlara bakalım o zaman. Bu bir inek. İnek suda gider mi be? Evet Liko gerçekten komikmiş. İnekler suda gider mi sizce arkadaşlar? Hayır. Doğru. Bir de karpuz var. Karpuz suda içine binilip gezilen bir şey midir arkadaşlar? Hayır. Doğru. Karpuz da tarlada yetişen bir meyvedir. Suyla onun ne ilgisi yok? Durun ne diyordu bilmecede? İki küreği var binilip gezilir. Ha bakın. Tabii ya kayır. Bu kuşuzun. Bulduk hoş bulduk Hoş bulduk aradık düşündük ve bulduk. Hadi acele edelim arkadaşlar. Tamam aldım kartı koşun. İşte son bilmece. Neredeyse çıkışa geldik. Hadi hemen dinleyelim bakalım bilmecemiz neymiş. Bastım o zaman. Renk renk çiçekler açar. Kelebekler, kuşlar uçar. Dört mevsimden biridir. Kıştan sonra o gelir. Hadi hemen bulalım. Arkadaşlar bu resimde renk renk çiçekler var mı? Hayır. Doğru, burada karlar var. Bu mevsim kış. Peki bu resimde kuşlar ve kelebekler uçuyor mu? Hayır. Doğru, bu da sonbahar. Biz kıştan sonra gelen ve renk renk çiçekler olan mevsimi bulmalıyız. Yani ilkbahar bulmamızı istiyor bilmece kutusu. Siz bu resimde renk renk çiçekler, uçan kelebek ve kuşlar görüyor musunuz? Evet. Çok yaşayın. Bulduk işte harikasınız. Harika. İşte son kartımızı da aldık o zaman. Dokuz. Ay süre bitiyor. Ha? Ha? Koşun. Ay galiba bu sefer yetişemeyeceğiz. Yetişeceğiz merak etmeyin hadi. Biz senin gibi uçamıyoruz kılavuz. Geldik işte. Beş. Hadi kartları koyalım. Lili ilk kartı koy. Tamam işte koydum. Ben de koydum. Hadi kılavuz sıra sende. Ay süre bitti işte koydum. Tüm kartlar doğru. Oyunu başarıyla tamamladık. Başardık. Başardık kılavuz. Yaşasın yaşasın. Harikaydı kılavuz. Evet kılavuz tebrikler. Hepimiz harikaydı. Siz de harikaydınız arkadaşlar. Evet oyunu çok güzel yönettiniz. Siz de eğlendiniz mi? O zaman hep birlikte salla salla çantala şarkımızı söyleyelim. Hadi. Herkes ayağa. Durmayın ayağa kalkın. Sabah
Merhaba Pisi. Merhaba çocuğu. Ne oldu canım? Neden yüzün asık? Ben ortalarda yok. Bugün hiç görmedim onu. Biraz özledim galiba çocuğu. Merak etme Pisi. Pan birazdan noni 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 diye itfaiye arabası gibi gelir nasılsa. İtfaiye arabası gibi mi gelir? O ne demek? Yani hızla bağıra bağıra gelir demek istedim. İtfaiye arabaları da öyle ya, ona benzettim. Şey çocuğu. Ne oldu Pisi, neyin var? Ben itfaiye arabasının ne olduğunu bilmiyorum ki. Demek öyle. Üzülme Pisi, ben sana öğretirim. Gerçekten mi çocuğum? Yaşasın. Bil bakalım bu nedir Pisi? Bu bir itfaiye arabası bu çocuğum. Evet, bu bir itfaiye arabası. İtfaiye arabası ne işe yarar çocuğum? İtfaiye arabası öncelikle yangın söndürmek için kullanılır Pisi. Bak böyle hortumuyla su sıkar ve yangınları söndürür. Sonra zor durumda kalanlara yardım eder. Örneğin sen bir ağaca çıksan ve inemesen hemen gelir. Bak merdivenini böyle uzatır ve seni kurtarır. Gideceği yere çabuk gidebilmek için hızla hareket eder ve sirenler çalar. Anladın mı canım? Anladım. Önden pente. Böyle bağıra bağıra geliyor. Onun için mi öyle söyledi? Evet. O da hep hızla ve bağırarak geliyor. Tıpkı itfaiye arabası gibi. Bu bir itfaiye arabası. Hayatıma hoş geldin itfaiye arabası. Merakla bekliyorum Pisi'cim. İşte yangınları söndüren, zor durumda kalmış herkese yardım eden, her zaman bir itfaiye arabası. Benim itfaiye arabam. Ay! İtfaiye araban harika görünüyor Pisi. Ne oldu Pisi? Bir koku alıyorum. Ne kokusu? Sanki favoraya geliyor. Haklısın çocuğu. Gerçekten de itfaiye arabası gibi geliyor. Sireni de. Ama ne? Yine nedir bu telaş? Evet Pan, ne oldu? Amanın dediğine göre önemli bir şey oldu. Koçum yardım edin, yardım edin. Hay Allah, ne oldu Pan? Ormana piknik yapmaya gelenler yaşlı ateşi söndürmemişler. Yangın çıkmış. Ne? Yangın mı çıkmış? Evet sizi. Bütün herkes kaçışıyordu. Bir şeyler yapmazsak bütün orman, bütün ağaçlar yanacak. Ne yapsak, ne yapsak? Buldum. Ne buldum Pisi? Yangını bir itfaiye arabasıyla söndürebilirim. Bu harika bir fikir Pisi. İtfaiye arabası mı? O nedir? Bak şimdi. İşte bu bir itfaiye arabası. Bak böyle hortumuyla su sıkar ve yangını söndürür. Sonra zor durumda kalanlara yardım eder. İtfaiye arabası. Büyüyüp ağaçları yakmadan yetişelim. Hadi itfaiye arabası bizi ormana götürün. Harika. Yaşasın itfaiye arabası. Yangını söndüreceğiz.
Ben de iyice merak etmeye başladım. Nerede bu kanka acaba? Başına bir şey gelmiş olmasın? Buna bir şey olmamıştır. Merak etme kişi. Hadi gidip söndürelim şu yangını. İşte yangın burada. İtfaiye arabası. Çıkar ordumunu, söndür şu yangını. Hey, kişi şuraya bak. Ne yapalım? Kara karga dalga uyuyor. Yanacak haberi yok. Hemen onu kurtarmalıyız ben. İtfaiye arabası unutmadı beni. Tamam, dikkatli ol kişi. Burada uzaklaşmamız lazım kara karga. Anacığım, bu ne be? Her yer yanıyor. Merak etme, ben seni kurtaracağım. Harikasın kişi, yaşasın. Yandım söndü, kara karga da kurtuldu. Çok teşekkür ederim kişi. Beni yangından kurtardınız. Önemli değil kara karga. Her ne kadar bazen anlaşamazsak da... Ben de sizi çok seviyorum aslında. Ya yaşasın ne pisliğim. Bir şey merak ediyorum. Bu yangını nasıl söndürmeyi başardınız? Tabii ki itfaiye arabasıyla. Bugün pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Arabaya mı? İtfaiye arabasına mı? Trene mi? Doğru, itfaiye arabasına. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir itfaiye arabası çizin.